Arkadaşlar herkese merhaba. Ben kulübümüzün yönetim kurulu üyesi ve akademi direktörü İpek Atan. Bugün senenin ikinci zirvesi olan Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi'nde birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Zirvemizin ilk oturumunun konuğu Arıkan Hukuk Bürosu'nun kurucusu Avukat Ali Ulvi Arıkan. Bugün Ali Bey ile startup hukuku konuşacağız. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk İpek. Yayın akışımız ilk 50 dakikalık süreçte Ali Bey'in anlatımı ve soru cevap, ardından kısa bir ara ve tekrar Ali Bey'in anlatımından sonra soru cevap şeklinde ilerleyecek. Sormak istediğiniz sorularınızı sesli olarak veya chat bölümünden bize iletebilirsiniz. Ben bu noktada sözü Ali Bey'e bırakmak istiyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Böyle bir, evet, herkes çok teşekkür etti Fatih Hocam ama ben de edeyim biraz. Bu zamanda lazım, doğru, faydalı, değerli bir iş yapılıyor. Beni de bunun parçası olarak gördüğünüz, fırsat verdiğiniz için çok teşekkürler. Evet, buradaki iki oturumluk benim konuşma hakkım, mukarralık yapma hakkım, tecrübe paylaşma hakkım var. İki konudan bahsedeceğim. Startup hukukunu ikiye bölüp, birinci tarafta müvekkilin abi bir girişim fikrimiz var diye geldiği yerde başlayan ve bunu nasıl hayata geçireceğiz, ticari hayata nasıl konumlandıracağız bu işletmeyi, girişimi, nasıl bir şirket kuracağız, hukuki ilişkiler nasıl olacak, hangi hukuki ilişkiler gerekli olacak, neler kurulacak, sözleşmesi ilişkiler, sözlü, yazılı, anlaşmasal ilişkiler nasıl kurulacak, nasıl dinamiklerle aslında ortaklıklar kurulur, bir bunun süreci. Ondan sonra ikinci tarafta da bir zaman makinesi efekti, bir yatırım alalım. Hadi kendi yağımıza kavruluyoruz ama bize gelecek yeni bir ortak, yeni bir yatırımcı bize 2 sene, 3 sene kazandıracak ölçeklenmemize, işimizi büyütmemize, hacmimizi büyütmemize, bununla birlikte umuyorum karlılığı büyütmemize yol açacak, fayda sağlayacak. Bu süreç nasıl olacak? Bir yatırımcı geldi. Biz ne kadar hisse vereceğiz, ne yapacağız? Ne haklar vermemiz lazım, ne bekler yatırımcılar, süreç nasıl ilerler, nelerden korkalım, nelere güvenelim, neleri yönetelim diye giden bir yatırım alma serüveni. Şimdi burada evet 2 saat var. Bende de chat box yan tarafta açık. İpek'te de birikebilir sorular tabii. Bir yarım saat gibi bir anlatımımı yapayım. Arada sorular gelirse ne güzel buyursunlar. Sonrasında onları tartışalım. Gerekirse birazcık detaya girelim. Onlarla da yönlenebilecek. Bir 10 dakika ara. Sonra ikinci tarafta da yatırım sürecini anlatalım. Yine bir yarım saat 20 dakika diye gidelim dedik. Uygun muyuz İpek? Girişiyorum. Evet, uygundur. Teşekkür ederim. Şimdi, evet ilginç bir zamanda, ilginç bir yerde girişimcilik anlatacağız. Ben de girişimin hukuk tarafı nasıl çalışıyor onu anlatmaya çalışacağım. Benim işim 17 yıldır, 2004 senesinde mezun oldum üniversiteden. 17 yıldır aralıksız avukatlık yapıyorum, danışmanlık yapıyorum. Kapattığım işlem sayısı 500'ü geçti. Son 4 senede 50'den fazla yatırım işleminde danışmanlık verdiğim, şahsen danışmanlık verdiğim tabii ofisimden de destek alarak tek bir melek yatırımcı müvekkilim dahi var. Dolayısıyla benim pragmatik bir pratisyen avukat olarak burada bulunuyorum. Evine ekmeğini burada verdiği danışmanlıkla kazandığı parayla evine ekmeğini götürebilen bir avukat olarak buradayım. Doğukan konuştu sağ olsun birlikte çalıştık dedi. Evet Doğukan'la birkaç ay önce de ayrılıyor musun? Fikrini değiştireyim mi? Yok değiştirmeyeyim mi? Tamam o zaman ilk müvekkilin biz olalım. Biz senden destek alalım. Girişimciliğini, dükkanını destekleyelim. Çünkü bu iş böyle yapılır. Ben bir şekilde kendim akşam diyorsan yürü abi demiş bir avukatım. Dolayısıyla burada da müvekkil geldiğinde nasıl bir perspektiften baktığımı anlatmaya çalışacağım. O pragmatik perspektifi avukatlığın startuplara, girişimlere avukatlığın nasıl yapılması, nerelerde frene nerelerde gaza basılmasıyla, müvekkili nerelerde birazcık terapötik sohbetle cesaretlendirip nerelerde aman bak buralar gri alan senin ticari kararındır diyerek yönlendirdiğimi anlatmaya çalışacağım. Tabii enteresan, müvekkil geldiğinde şöyle başlar iş. Bir fikrimiz var, en başındaysa eğer veya biz fikrimizi test ettik, baktık, bir betaya kadar çıktık, biraz para harcadık.
şimdi sen lazımsın sanıyoruz abi diyerek bir genç girişimciler gelirler. Benim iş akışım böyle. Startup'la ilgili. Diğer tarafta da yatırımcı tarafında da Ali Bey bir zaten bizim incelediğimiz işte birkaç yüz yatırımdan belki şunlar bizim potamızda. Bunlar yatırıma değer öngörüldü. Bunlara yatırım yapıyoruz diyerek başlar. Şimdi ilk tarafı girişimcinin gelip şirketin kurulma daha hiçbir şey yokken başlayan tarafında iş benim yanında stajımı yaptığım abimin deyişiyle Matrix'i okumakla başlar. Girişimci size bir sürü data verir, atar. Bunu yapacağız, bunu yapacağız, şunu yapacağız, şunlarımız var, şu ortaklarımız var, şu kadar para koyacağız, buraya gireceğiz, şu ürünü yapacağız, bunu yapacağız. Siz avukat olarak benim yaptığım bir adım geriden ya bu dataları ben nasıl yorumlamalıyım? 2 ay sonra kapı gözlerimi kapatıp baktığımda nasıl bir şirket kurulmuş olsun? Ortaklar arası hukuki ilişkiler nasıl olsun? Bu şirket kurulduktan sonra ilk tekerleri dönmeye başladığında nasıl hukuki ilişkiler kuracak? Nelere ihtiyacı olacak? Avukatın nerede kendini göstermesi lazım? Nerede avukatlık yaptığı işlerdeki tecrübeyle, çünkü tecrübe yenilen kazıkların bileşkesi, başına gelmişlerle, insanlarla yaşadıkları tecrübelerle nasıl yönlendireceği, hangi riskleri, özellikle hukuki riskleri ama belli yerlerde de bak bu ticarete de dokunur, hukuk ticareti takip eder, patron sensin ama buralarda da ayağına basmak durumundadır hukuk, yönetmen gerekir diyerek çalıştırdığım bir iş akışım vardır. İlk geldiğinde müvekkil, dolayısıyla ilk böyle filtrede, hukuk filtresinde bir işin hukuk uygunluğu kontrolü vardır. Meslek hayatımda birden fazla kez, bir kısmı sonradan ne kadar korkak davranmışım dediğim fikirde izin almak lazım. Bu regüle, yaptığın, bahsettiğin iş Milli Piyango'dan izin almayı gerektiriyor. Bunun için şuraya şu parayı koyman lazım, teminat göstermen lazım. Bahsettiğiniz sigortacılık, sigorta şirketi kurman lazım. Bahsettiğiniz banka finans kuruluşu işi, senin BDDK'ya, TCMB'ye tabi elektronik ödeme işi, izin alman lazım diyebilecek bir avukatlık yapmak gerekebilir. Bunların içinde verebileceğim gerçek örnek VPN konusunda yıllar önce bir müvekkilim bu iş ticarette kullanılıyor. Şirketler alıyor bu hizmeti, şahıslar da alacak diye geldi. Çok enteresan. Yapabilir miyiz diye geldi. Ve benim ilk avukat refleksim ya bu çok enteresan da hukuka uygun olmayabilir. Devletin belli bir takım yaptırımları var şu anda. Sen bunları mı dolaşacaksın? Bunu politik riski, ticari riski Türkiye'de al. Alıyorsan eğer bunu düşün. Yatırım tarafını düşün. Bir konuşalım dedim. Müthiş bir maliyet olduğu ortaya çıktı. Öngördüğü için ve vazgeçtik. Ama benim ilk refleksim orada bir ilk memlekette PTT telefon servisi başladığında açıp telefonla birine küfrettiğinizde hakaret suçu işlendiğinde suçtan zarar gören kişi savcıya PTT'yi şikayet edermiş. Ve PTT savunma vermek durumunda kalırmış. Ya biz telefon hizmeti yapıyoruz, konuşmayı kontrol edemem ki demiş. Dolayısıyla bir hukuka uygunluk kontrolüyle başlar. Bununla birlikte bu tabii istisnai örnekler. Benim başıma hakikaten birkaç yüz örnekte gelen, tek tük gelen örnekler. Normal şartlarda iş bir ticaret iştir. Hizmet mi? Ürün mü? Ne üretilecek? Şu zamanın işi yazılım işleri. Software as a Service Agreement. Çok çalıştığım bir sözleşme tipi. Hizmet olarak yazılım. Şu anda evet bu platform enteresan bir platform. Daha önce Skype vardı ama Zoom kullanıyoruz artık hepimiz. Zoom'u kuranlar herhalde Skype'ı düşündüler. Hani böyle bir şey var da biz girişimimizde farklı bir iş yapalım dediler. Bir yazılım hizmeti, bir yazılımla birlikte bir iletişim hizmeti sunmayı planladılar. Dolayısıyla bu bir yazılım olarak çıkan paranın kazanıldığı kaynak bir yazılım oldu. Dolayısıyla ilk çekeceğiniz, benim çektiğim daha doğrusu şirket ne yapacak? Peki karşımda kimler var? Kurucular, karakterler, kaç kişiler, kim ne koyacak? Para koyan, emek koyan, ben bu şirkette çalışacağım diyen, ben bu şirkette yarı zamanlı çalışacağım diyen, ben başka bir yerde çalışıyorum zaten, bunu hafta sonlarında yapacağım diyen bir grup varsa dönüp onları karşılamanız ve
Ya benim kendi mesleki birazcık etik değerlerle de ilgili şeffaf, açık, mütevazi bir şekilde dinleyip hukuk yönlendirmesinde dur ticareti takip edeyim tekrar diyerek ne yapmak istiyor bu adamlar? Aralarında nasıl bir ilişki olsun diyerek yaklaşmanız gerekir. Burada hukuka nerede ihtiyaç var? Ortaklık kuruyorum ben, işletmemi realize ediyorum, hayata geçiriyorum dediğinizde ortaklar arası herhangi bir anlaşma, sözleşme olmasa dahi bir şirket kuracaksınız. Gerçek realite bunu gerektiriyor. Ve bizim memleketimizde artık şirket kurmak çok kolaylaştı. Bir 10 sene öncesine kadar müvekkillerle limited mi, anonim mi kuralım diye tartışırken sermayesi gereği kişi sayısı kurma, biri iki kişiyle biri beş kişiyle kuruluyordu vesaire, organları işlemesi gereği tartışırken artık işte 2012'den beri anonim şirket kuruyoruz. Çünkü ortaklık yapısına en çok uyan, kaldıran, yeri gelince satışlarda, hisse satışlarında vergi avantajları yaratan, hukukun en desteklediği, ticaret kanununun girişimi en çok desteklediği şirket tipi anonim şirket. Dolayısıyla bir anonim şirket kuruyorsanız da bu bir tüzel kişi, tescile tabi. İstanbul örneğinden İstanbul Ticaret İşleri Müdürlüğü'nde tescil edilecek ve bu şirketin bir ana sözleşmesi olacak. Şimdi karşınıza gelen bir kişi ise standart en basit ana sözleşmeyle tek başına yürüyebilir. Kendi şirketle şirket anayasasını yazarak bir sözleşme yapmış gibi düşünülür. İki kişi ise bir ortaklık kuruldu demektir. Ve ana sözleşme hiçbir şeyi yazmasanız dahi ticaret kanununun getirdiği bir takım yönetim ilkelerini, ortak yönetim ilkelerini size sunar. Nedir bu? Bir şu anda sözleşmeden kopya çekeceğim. Bir müvekkilim için standartize hale getirdiğim artık bir yatırım sözleşmesinden, Ekin'deki ana sözleşme örneğinden. Bu işlemde daha şirket yoktu. Biz işletmeye kuruluş, kurucu olarak ortak oluyorduk. Ne var? Kuruluş, şirket unvanı, amaç konu, şirket merkez şubeleri, süre, sermaye hisse senetlerinin nevi. Şimdi burada başladı. Bir hukuk tarafında hisse senedi dedi. Ne demek hisse senedi? Ne çeşit hisse senetleri var? Sermaye ne demek? Nasıl kullanılıyor? Şirkete ne koyuyorum da o hisseleri ihraç ediyor? Bu bir tüzel kişi şirketler hukukunun içinde bir kavramsal üretilmiş fiktif bir şey. Gerçek kişi gibi bir tüzel kişi kurabilirsin. Koyduğun sermayeyle sorumlu olursun. Tek borç ilkesi var benim şirketlerde. İstisnai konular dışında devleti koruyacak, kamu borçlarının tahsilini koruyacak, yönetim kuruluna şahsi sorumluluk getiren konular dışında ortaklar parayı koyar ve biter. Kaç hisse alınacak? Yönetim kurulu ve süresi. Şimdi şirketi nasıl yöneteceksiniz? Ortak mı karar alacaksınız? Hangi konularda ortak karar alacaksınız? İdare temsil. Günlük işlerde kim nasıl imza atacak? Temsil yetki olanlar, temsil şekli görev dağılımı, genel kurul ve gidiyor. Dolayısıyla burada kendi aranızdaki kuralları koymaya başladığınız bir dünyadayız. Siz koymazsanız kanun koyuyor. Kanun ne diyor? Ekseriyet. İstisnai konular dışında tasfiyeye girmek, çıkmak, güç anaklarınızı kısıtlamak, şirketin tabiyetini değiştirmek istisnai. Ortaklara ek yükümlülük getirmek gibi %75, %100 hatta nisap gerektiren sınırlı konu dışında %51 ile çalışıyor dünya. Dolayısıyla karşınıza gelen iki ortak biz 60'a 40 ortak olacağız diyorsa ve siz aksini öngörmezseniz kanun 60'ın şirketi yönettiği bir dünya öngörüyor. Dolayısıyla burada biz ortaklar arasında hiçbir şey konuşmayacağız deseniz dahi kanunun öngördüğü ortak yönetim kurallarına tabisiniz. Şimdi bunun dışında ne olabiliyor? Ortaklık sözleşmeleri, shareholders agreement denen ortaklar arası hem ticaret sicilinde tescil zorunluluğu olduğu için ana sözleşmede TTK'nın koyduğu çerçeveyle, ticaret kanununun öngördüğü çerçeveyle çiziliyor, hazırlanıyor ana sözleşme. Bir ticaret kanunu sözleşmesi. Bir de onun dışında kanuna, ahlaka, adaba aykırı olmayan her konuda benim sözleşme yapma serbestim var. Borçlar kanunu uyarınca. Buradan gelen ve biraz ortaklık hukuku pratikleriyle gelişen bir takım mekanizmaların konabileceği, düzenlemelerin konabileceği hem ticaret kanununun ana sözleşme içinde zorlanabileceği, daha serbest bir dille yazılabilecek hem de ana sözleşme kamuya açık. Ticaret.gov.tr'de bedavaya herkes üye olabilir. Bütün şirketlerin, bütün ana sözleşmelerini görebilir.
Çünkü tüzel kişinin anayasasını oraya koyuyor ki kanun koyucu. Tüzel kişiyle iş yapan adamlar o tüzel kişinin anayasasını da görebilsin, anlayabilsin, içeriğini anlayabilsin. Yapılan iş dolayısıyla ana sözleşmenin içine yazmak istemeyebileceğimiz şeyleri de görüp yazmakla ilgili. Yazmak derken burada tam emin değilim. Gelen ortaklık ne şekilde şekillenecek? Bunun bir tam bir kuralı, kanunu bence yok. Evet, söz düşen yazı kalır. Yani burada bir hukukçular olarak ağırlıkla konuşuyoruz. İşletmeciler, iktisatçılar da var tabii ki ama ya bunu bir aranızda ne mutabakat var? Ya ben para koyacağım, ikimiz de para koyacağız ama arkadaşım burada çalışacak. Bir yandan üçüncü bir ortak alma ihtimalimiz var. Ona da yazılım işlerini yaptıracağız. Sonra da biraz hisse vermeyi planlıyoruz. Ya bunu konuşup el sıkışıp ilerlemek mümkün. Bir protokole bağlamak mümkün. Bir ortaklık sözleşmesine bağlamak mümkün. Lazım mı? Bunu da değerlendirip, çünkü insanların dönüp bakacağı ve riskleri okurken daha çok hissedip korkacağı bir dünya yaratmaya da gerek yok. Yersiz data atıp, yersiz irrasyonel riskleri müvekkille paylaşıp, gerçekten kötü günleri düşünüp o enerjiyle hareket etmeye, işe başlamaya da gerek yok. İşin bir dengesini bulmak gerekiyor. Ve bunu açıklıkla müvekkille konuşmak gerekiyor. Benim pratiğim bu en azından. Şimdi bu yaparken ikinci oturumda yatırım tarafını anlatırken zaten yatırımcının almak isteyebileceği detaylı bir iştirak, kim kaç para koyacak, ne yapacak? İki, ortak yönetim, genel kurulu, yönetim kurulu, imza şirketleri nasıl çalışacak belli konular. Kar dağıtımı, ortak mı, tek başına mı? Vodafone aboneliği, ortak mı, tek başına mı? Orada bu detayları konuşacağız, ortak yönetim. Üç, çıkış, hisse satışı. Yani birimiz ayrılmak istersen ne olacak? Bu bir evlilik öncesi sözleşme bir anlamda. Ve evet, iyi ayrılık, kötü ayrılık halinde nasıl gidecek bizim ilişkimiz? Bunların belirleneceği yerler. Ve de dört, ikincil konular ama rekabet yasağı gibi. Yani sen bu şirketteyken dışarıda başka bir iş yapma. Sen bu şirkete yatırım yapıyorsan rakibe yapma gibi. Dördüncü konuları, bunların detaylarını ikinci oturumda anlatmayı planlıyorum. Orada o detaya girdiğimizde buraya bir flashback yapıp ya acaba burada yatırımcı değil de sadece ortaklar olsaydı bu detaya girilir miydi, bu yazılır mıydı, lazım mıydı, faydalı olur muydu diyor. Orada birazcık tartışalım diyorum. Şimdi dolayısıyla ana sözleşmeyle yetiniyoruz dersek en minimumda ekseriyetle gideceğiz. Bir ötesine geçelim. Bir konu listesi, bir veto listesi vesaire yapmayalım. Ama ya biz %51'le değil, 60'la hareket edelim, 70'le hareket edelim demek mümkün. Bir yönetim kurulu olmak durumunda, yönetim kuruluna kimler girecek? Kimlerin eli taşın altında olacak tam anlamıyla? Çünkü ortak koyduğu parayla sorumlu. Parayı koyup, sermaye taahhüt ettiği parayı koyup bitiyor. Ancak yönetim kurulunun amme alacakların tahsil usulü hakkında kanunla ilgili mevzuat uyarınca kamu borçlarından yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu var. Nedir bu sorumluluk? Basiretli tacir gibi davranacaksın diyor devlet. Verginin vakti geldiğinde o vergiyi ödeyeceksin. O vergi borcunu biriktirip ya Google reklamı yapmam lazım şu anda, vergi borcunu ben bekleteyim dersen ve ödemeden bu şirketi kapatmaya çalışırsan ondan sonra veya vadesini gerçekten çok geçirirsen, devletin de destekleyebileceği bekleme süresi geçirirsen şahsen sorumlu tutarım yönetim kurulu üyeleri. Şahsen kendi mal varlıklarıyla sorumlu tutarım diyor devlet. Dolayısıyla burada kim gerçekten aktif bunun takibini yapabilecek, şirketin kasasını, ödemelerini, en azından kamu borçlarının ödendiğini takip edebilecek, onların yönetim kurulunda olmasında fayda var. Müvekkile tavsiyenin ben böyle veriyorum, böyle verilmesinde bence fayda var. Şimdi genel kurul dedik, yönetim kurulu dedik, hala birazcık havadayız böyle. Kurul, birileri toplanıyor, bir şeylere yazıyor, imzalıyor vesaire, bir şeyler, kararlar alınıyor. Şimdi günlük hayatta imza sirküleri diye bir şey var. Şirket faaliyete başladığında ilk yapacağı iş, şirket adına kim imza atmaya yetkili, bu kuralı almak, koymak, ticaretinde ilan ettirmek, bu ilana dayanarak ilgililerin imza örneklerini alıp noterde
alınmış olan ana sözleşmeyle, yönetim kurulu kararıyla neyse, teşkil edilmiş olan sicil teşkil yazısıyla birlikte, evet, Ali, İpek ve Sinan yetkililer deyip TC kimlik numaraları, altta imza örnekleri noterde tasdik edilecek, şirket kasasında duracak ve isteyen, ilgili, her iş yapılan, hukuki işlem yapılan o yetkililerin imza atacağı insanlara gösterilecek. En basitim, ilk iş şurada başlıyor, şirketin hukuki ilişkileri. Şirketi kurmadan önce bir banka hesabı açmanız lazım. Önce bana sözleşmeyi imzalıyorsunuz, teşkil onayından geçiriyorsunuz, imzalıyorsunuz. Sonra ana sözleşmenin içinde diyor ki şu insanlar yetkili imzaya. Onunla gidip bankaya ya banka hesabı açmanız lazım. Kurulacak X AŞ adına. Ve oraya 50 bin TL'lik minimum sermayenizin dörtte birini yatırmanız lazım. Bankaya gidip imzayı kim atacak? Üç ortak birden mi gitsin? İlk ayrım aslında imza sirkülerinde gerçek realite de burada başlıyor. İki kişi yeter. Bir kişi yeter. Bu günlük iştir. Hesap açmak için bir kişi yeter. Para yatırmak için peki ona da bir kişi yeter. Sonuçta para çıkmıyor. Peki para çıkması için? 10 bin TL para çıkması için, 100 bin TL, 1 milyon TL para çıkması için, şirketin çek senet yazabilmesi için, şirketin kurmadan önce kuruluşla birlikte bir kira sözleşmesi olacak en azından, bir gayrimenkulü yoksa, pratikte olmuyor girişiniz. O kadar paramız yok, kiralıyoruz. O kira sözleşmesini vergi dairesine göstereceğim ki vergi açılışım yapılsın. O kira sözleşmesini kim imzalayacak? Peki bir sonraki kira sözleşmesini, taşınma kararını kim verecek ve yeni sözleşmeyi kim imzalayacak? Şimdi burada imza sirküleri altında işin nasıl yönetileceği aslında o realitede belli olmaya, kendini göstermeye başlıyor. Ve burada kurucuların evet hukukçudan ya evet çek senet de yazma yetkisi var, münferit yetki üçümüzde de olursa her şeyi tek başımıza yapalım diyoruz ama herkes şirketin her malını mülkünü satabilir. Bu avukatlığın fazla, overlawyering tarafı. Avukatlığın birazcık cılkın çıkartma tarafı. Ya üç ortaksak birbirimize güveneceğiz değil mi? Sıfırdan kuruyoruz. Her şeyi birlikte imza atamayız. Realiteyle kavga etmeyelim. Güvenmiyorsak, biri birine kazık atacaksa bu iş zaten yürümeyecek demektir. Başlangıç aşamasında belli olur. Bir kuralım, başlayalım. Basit yürüyelim. Biraz güvenle yürüyelim. Ha istisnai konularda diyelim. Üç kişiden X'inin imzası lazım. X TL üzeri işlemlerde. Bunu diyelim. Ama misal günlük işlemleri sigorta bildirgesi, işte BEDAŞ şeyi, hat açılması bunları tek başımıza da yapabiliriz. Diyebiliriz. Şimdi bunlar ileri sarıyorum, flash forward yapıyorum. Yatırımcı ile ayrıca konuşulacak. Nelerin günlük olağan iş olduğu, nelerin olağan dışı işler olduğu orada tekrar tartışılacak. Şimdi başladık, şirketi ana sözleşmemizi hazırladık, imza etkilerimizi belirledik, ticaretçiyle başvurduk, şirket teşkil oldu. Bir banka hesabımız var, vergi açılışımızı yaptık. Hep hukuk tarafını anlatıyorum. Bakın hukuk güzel kişinin o canlı organizmanın kimlerle ne ilişkiler kurduğunu, kurması gerektiğini, mecburen kurduğunu anlatıyorum. Şimdi bundan sonrakiler... Devleti kurduk, vergiyi kurduk, bankayı kurduk, ticaret odasına kaydolduk. Okey. Ne üreteceğiz? Çalışanlarımız olacak. İçeride mi? Dışarıda mı? Freelance çalışan insanlarla mıyız? Şimdi girişim kulübünde anlatınca bunu, evet yani girişimse para çok değerli. SGK maliyeti karşılayacak gücümüz var mı acaba bizim? Çalışanlarımızı, yazılımcılarımızı şirkete mi alalım? Yoksa gider pusulasıyla başka bir şekilde mali müşavirimizle bunu oturup konuşup bana neyin maliyeti nedir deyip ticari tarafta avukatımızı dahil edip ilişkileri nasıl kurarız ki yani yazılımcı ben dışarıdan bir adamdan bir hizmet aldığımda nasıl güveneceğim ki o yazılımın benim için üretildiğine bir kopya olmanı vesaire diye konuşup dönüp ya iş sözleşmesi, belirsiz süreli iş sözleşmesi veya belirli süreli iş sözleşmesi bir proje bazlı iş yapıyorsak dışarıda alternatifi serbest yazılımcılarla yapılacak eser sözleşmesi, madem hukukçuyuz, bir sonuç taahhüdü olan içinde, vekalet akdi olmayan, senin için şu ürünü şu şartlarla şu sürede üreteceğim, karşılığında şu parayı rica ediyorum dendiği, şirketin de bu şartlarla alırım, içeriği temiz olacak, üçüncü kişi hakkı ihlal edilmiş olmayacak,
Münasırlık alıyorsan bunu sırf bana yapıyorsun. Dışarı bu lisansı bana şu anda bu sözleşmeyle verdiğin yazılımla ilgili lisansı başkalarına verme olacak veya olmayacak. Bunların tartışılması gereken bir eser sözleşmesi, hizmet sözleşmesi olacak. Peki bunları yaptık. Bizim artık girişimlerde tekrar paranın değeriyle ilgili. Ya o kadar paramız yok bizim. Ama biz çok doğru bir şirketiz. Bak çok değerleneceğiz. Sana hisse opsiyonu verelim diyeceğiniz bir belki opsiyon sözleşmesi olacak. Bunun kendi içinizde çalışan opsiyonu, yazılımcı dışarıdan üçüncü kişilere verilen opsiyonlar tartışılması, değerlendirilmesi gerekecek. Benim önerdiğim, tabii iki tarafı var bunun. Biraz kapitalist tarafta şirketin avukatıyken işiyle, yazılımcıyla, küçük ortakla, küçük ortak olacak birileriyle iş yapılıyorsa benim önerdiğim en azından birkaç sene beklemeli. Zaten hak kazanımı bir vesting süreci olacak. Bir kazanım modeli ve de phantom stock'la önce mali hakları verdiğiniz bir modelle başlamak. Çünkü bir adet hisse verdiğinizde ilk günden o kişiye, o çalışanınıza ticaret kanununun bir anonim şirketin bir hisseli ortağına verdiği hakları veriyorsunuz. Nedir bu? Ya genel kurul iptalini isteme hakkı. Yönetim kurulu aleyhine sorumluluk davası açmak. Ama ya bir şey, korka korka kriminal işler yapacağız diye değil. Ve fakat yani 2 gün sonra daha yüksek bir teklif aldığında bir genç yazılımcı o para onun için çok önemli olduğunda realite iş değiştirdiğinde hisse orada mı kalsın? Bunun haklarını belirleyeceğiniz bir çerçeve çizmeniz lazım. Dolayısıyla çalışan tarafın, işveren tarafında ağırlıkla bir phantom stock sözleşmesi. Diğer tarafta da çalışan tarafında da, dışarıdaki yazılımcı tarafında da ya ben ne şartlarla ortak oluyorum, nasıl bir ortaklık istiyorum'a bakıp belki bunu da gördüm. Yok ben yani bir sonraki genel kurula katılmak istiyorum ya. %2 de olsa ben bu hakkı almadan ortak hissetmem kendimi. Dolayısıyla o motivasyonla da çalışamam diyen bir yazılımcıyla da güvenelim mi? Güvenelim deyip hissesini vereceğimiz belki bir kararla gerçek bir hissede bir sözleşmesi olacak. Peki ürünü, hizmeti oluşturuyoruz. Bu yazılım, ürün, hizmet tarafındaydı. Bir başka bir şey yapıyorsak, bir şeyler alıp satıyorsak, alım satım sözleşmeleri, orada ticari sözleşmeler, tedarik sözleşmeleri. Şimdi burada ne kadar sözleşmelere müdahale etme şansınız olacak? Şimdi işi başlarken girişimsek basit bir genç benim gördüğüm deneyimle istisnaları olmak kaydıyla evet ilk girişimi yapmış satmış girişimcilerin de avukatlığını yaptım ben ve o dünyada farklıydı. Ama gerçekten mütevazı bir sermayeli ufak bir işletme olarak başlıyorsak bankayla zaten hiçbir şeyi müzakere etmedik. Bankacılık sözleşmesi imzaladık, kredi kartı aldıysa onun sözleşmesi imzaladık. Zaten müzakere etme şansımız yoktu. Arçelik'ten ürün alıyorsak veya Arçelik'e iş yapacaksak tekrar belki onların standart sözleşmeleri var. Muhtemelen var. Onlarla ilerleyeceğiz. Ama okuyup tekrar bir hukuk tarafında süzgeçten geçirip ya ben bu ürün alıyorum ama ya bir dakika ödemeyi ilk 2 gün geciktirdiğimde bir cezası var bunun. İtiraz edemesem de edemeyecek olsam da bunları bileyim. İşimi ona göre yöneteyim diyeceğiniz bir dünya olabilir. Dolayısıyla bir hizmet yazılımcı sözleşmesi dedik. Biz satacağımız şeyleri yazılım olarak belirlediysek, ürün ticaret yapacaksak eğer bir tedarik sözleşmesi dedik. Bunları aldık. Peki ürün de hazır. Şirketi kurduk, hesap açtık, vergi dedik. Ha pardon arada fatura. Artık e-fatura. O yazılım hizmetini dışarıdan alacağınız Software as a Service Agreement'ı bir e-fatura şirketiyle, arşiv şirketiyle yapacağınız bir dünyaya da girdiniz. Tamam, onu da hallettik. Satacağız şimdi. İnternet üzerinden hizmet mi satacağım? Kapıdan kapıya dolaştırıp bir şey mi satacağım? Bir lojistik bir şey mi satıyorum? Neyse, ticaretimi nasıl yürüteceksen bir danışmanlık hizmeti mi satacağım o yazılımla birlikte? Belki yazılımı satacağım, sonra yazılımın kullanıcı tarafından kullanımını optimize etmek için, devamlılığını sağlamak için bakım, destek, güncelleme faaliyetleri vereceğim ayrı bir danışmanlık işi olacak. Neyse o işin sözleşmesi gelecek karşıma. Ve orada onu yürütmem gerekecek. Bu bir işte mesafeli satış sözleşmesi olarak internet benim web portalım üzerinden de LinkedIn şeyden de gözükebilir. Kullanıcıya, tüketiciye satıyorsam
old school kağıtla basılı büyük montanlı işlerse bir alım satım sözleşmesi olarak da ortaya çıkabilir. Banka, ticaret sözleşmeleri, başka sözleşmeler. Şimdi temel tarafını anlattık. Bunun yanında girişimi destekleyecek, ticari faaliyeti destekleyecek başka işler, başka sözleşmeler gerekebilir. Ortaklık sözleşmeleri, destek sözleşmeleri, lojistik işbirliği sözleşmeleri gibi. Yani ürünümü satarken benim tacir olarak, şirket olarak sadece tüketiciyle veya bir business to business iş yapıyorsam karşımdaki bir tacirle aramda sözleşmenin ötesinde ürünü gidip getirecek misal kargo şirketiyle lojistik destek alabilmek için ayrı bir sözleşmem olacak. Bu sözleşmeler ağının kurgulanması lazım. Şimdi bunları yaparken neyin ihtiyaç olduğunu, neyin yeterli, neyin yeterince iyi olduğunu da bir dengesini bulmak lazım. Şimdi Fatih Hoca açılış konuşmasında çok güzel bir şey dedi. Yetkin olmak lazım dedi. İşi bilmek lazım dedi. Ve yeterli olanı İngilizce lazımsa İngilizceyi bilmek lazım. Bir avukatlık yapıp bir dava avukatı olacaksan evet dava usul hukuku bilmem lazım. Ben sözleşmeler hukuku yapıyorsam, birleşme devralma ortaklıkları hukuku, startup hukuku diyorum şurada. Benim borçlar kanunu bilmem lazım. Sözleşme nasıl yazılır, nasıl temel öde düşülür, nasıl ifade edilir, nasıl icra edilir onu bilmem lazım. Ticaret yapan tacirin de girişimcinin de neyin lazım olduğunu ayırt etmesi lazım. Birden fazla kez fazla eğitimli ve o riski fazla yönetmeye çalışan girişimcilerin girişimi daha başlatamadan ne yazık ki battığını gördüm. O kadar detay düşünüldü ki o sırada dünya uçtu gitti. Bunu yakalayacak dengeyi bulmak lazım. Nasıl ki avukatlıkta ben pragmatik olarak yaklaşıp ya gerçek dertlere gerçek yorumlarla gerçek çözümler bulalım diyorsam, overlawyering yapmayayım, avukatlığın cılkını çıkartmayayım diyorsam, tacirin de ya burada üzgünüm kervan yolda düzülür. Bu riski de almak zorundayım. Bu ticari risk demesi lazım. 30 dakika işaretimi geçtik pek. Burada bir ara verip soru alalım mı? Sağda görmüyorum ben chat şeyimde. Tabii. Arkadaşlar eğer sorunuz varsa sesli olarak veya chat üzerinden bize iletebilirsiniz. Gelen sorum yok. Çok iyi gidiyoruz. Sağ ol Emine. Evet, şu an yok. Peki. O zaman burada şuraya gireyim. Şimdi madem evet ağırlıkta hukukçularla birlikteyiz. Ben de pragmatik bu işi yapıyorum. Birkaç kez bahsettim. Avukatın yaklaşımı ile ilgili biraz detaya gireyim. Şimdi bir süreçten bahsediyorum aslında. Biraz size ezbere gibi geldi. Benim birkaç yüz kere tekrarladığım piyasa standardı haline gelmiş benim için, iş standardı haline gelmiş bir süreçten bahsediyorum. Şimdi burada bir süreç yönetimi gerekiyor. Avukatın hukuk tarafında startup hukuku yapıyorum diyen bir adamın müvekkili bir yol arkadaşı gibi görmesi, müvekkilin de avukatı öyle görmesi gerekiyor. Ve gerçekten de şu dengeyi iyi tutturması gerekiyor. Ya bu işin ne lazım? İşin başlangıç konuşmalarında geçtim. İşin ticaretini, gerçekte neyin döndüğünü, neyin önemli olduğunu, nereden bu işin başarıya ulaşabileceğini, para kazanabileceğini, nerede dolayısıyla ticari riskler ve belki ilişki riskleri, hukuki riskleri olduğunu avukatın anlaması lazım. Bunun için de açık görüşlü olması lazım. Ben işte hukukla girişimcilik nasıl yan yana gelir? Ya her hukukçu kendi içinde bir tacirdir, esnaftır. Şimdi İstanbul'da 18 bin taksi var sanıyorum. Baro kaydıyla 90 bini geçti İstanbul'daki avukat sayısı. Baro'ya kayıtlı. Evet ilk 10 bin yaşını almış meslektaşlar vefat edenler ama 80-90 bin faal avukatın olduğu taksinin 5 katı avukat olan bir dünyadan bahsediyoruz. Evet bu avukatlar artık ben de 12 sene önce 2009 senesinde kendi girişimimi kurdum. Kendi ofisimi açtım. Evet bu
sadece müvekkil bilir, bu müvekkil anlar değil. İşin ticari tarafını ya ben avukat olarak becerebiliyorsam da biriktirdiğim tecrübeyle bir filtreden süzgeçten geçireyim. Bunun neresinde risk var? Hangi ilişkilerde risk var? Hangi ilişkiler önemli? Bu konuda bir yönlendirme yapmak lazım. Yani yapmadan da oluyor. Sırf gerçekten hukuk tarafını yapayım, bitireyim derseniz o da var. Evet, yani şu anda sana bir iş sözleşmesi lazım. Belirsiz sürede iş sözleşmeni atıyorum. Formatım bu, olması gereken bu. Ya adamın çalışanları, bilmiyorum, bir yönetici pozisyonundaysa sizin standart sözleşmeniz orada çalışmıyor. İşin gerçekten ruhunu, psikolojisini yönetmek için bir yönetici seviyesindeki adama iş kanunundaki izin süreleri uygulanır demek olmuyor. İş kanunundaki azami izin süreleri şirketle birlikte mutabık kalınarak uygulanır demeniz gerekiyor. İşin doğru avukat, doğru yönlendirme tarafı bence bu. Bu biraz daha değer yaratıyor. Çünkü bizim işimiz burada avukat olarak, bir meslektaşım, genç bir meslektaşım birkaç sene önce bir sohbette ya dedi, ben dedi her gün dedi memur çalışıyordu. Sonra ayrıldı. Birlikte benim de maaşı çalıştığım ilk ofislerde tanışmıştık. Sonra kendi ofisini açtı. Birkaç sene çok güzel işler yaptı. Sonra bir sohbette dedi ki ya dedi ben her gün dedi işe gidip böyle gözlerimi kısıp incecik yazıları okuyup sayfalarca sözleşme okuyup yazıp müzakere edip o ona uyuyor mu, hata var mı, kanuna bakayım, ona bakayım, ana sözleşmesine bakayım, ticaret sili uygulaması değişmiş, Allah'ım. Yani işte burada kripto para yapan, işiyle uğraşan insanlar var. İki gün önce çıkan mevzuatla elektronik ödeme şirketlerinin kripto para alımına aracılık etmesi 30 Nisan itibariyle yasaklandı. İşte hoppa, ya bunu okuyorum, çok bunalıyorum. Ben avukatlık yapmayacağım deyip adam bıraktı, kalktı taşındı, yurt dışında pizza dağıttı, evlendi ve çok mutlu. Şimdi bu bir avukat olarak meslektaşların burada ya oku oku bunun siniri stresi nerede dediği yerde, bu iş aslında benim gördüğüm bir gerçekten arkadaşlık, danışmanlık, yol arkadaşlığı ve değer yaratma işi. Belli bir takım riskleri, halleri, belli bir takım kuralları öngörüp, önerip, tartışıp doğru bir dengeyle yazıya dökme, tercüme etme işi. Yoksa iki ortak bir avukata ihtiyaç duymadan işte ana sözleşmeye çarpana kadar işlerini yürütebilirler. Ana sözleşmeye çarptıklarında tamam kanun yürütsün diyebilirler. Ama bir noktada bir o nokta ikinci oturmuştu. Özellikle yatırımcı geldiğinde, yeni haklar istediğinde ya biz nasıl bir ortaklık kurduk ki bu yatırımcıyı entegre edeceğiz? Kendi aramızdaki haklar ne ki bu yatırımcıya bir hak vereceğiz, hangi hakları vereceğiz diye düşünmesi lazım avukat. Dolayısıyla bu bir pragmatik değer yaratma, bir şeydeki Godfather'daki bir konsiliyeri işi aslında. Hani heyet oturuyor, birini vuracağız, tamam vuracağız, bunu yapacağız, bunu yapacağız. Avukat ne diyor diye dönüp Robert Duvall'a soruyorlar. Konsiliyeri ne diyor, danışman ne diyor diye. Adam da dönüyor diyor ki, orada o şeyi tanıyoruz. Aman kayıt altındayız kriminal, herhangi bir şey önermiyorum. Ne olur yanlış bir yere gitmesin ama danışman diyor ki evet abi bizim ailemizin geleneği göreneği şu. Don bilmem ne yapıyor don bilmem kim. O şunu yapıyor. Oğluna kalacak. Şunu vurdursak bilmem ne bilmem ne. Oradan da 2 sene 10 sene yer çıkar. Ya bu işin pragmatik tarafının akışını görüyor ve bir hukuki öneride bulunuyor adam. Ben ne yapıyorum? Aman onu vuralım bunu yapalım değil. Hatta yeri gelince muhafazakar abi bu gri alan işte VPN. Belki Bitcoin yıllar önce gelseydi. Bir iki yerde bazen de bariz oluyor. Oyun kopyalayacağız. Mevcut bir oyunu kopyalayacağız. İnsanlar üye olacaklar. Soru yarışması doğru bilen 10 kişi arasında çekiliş yapıp topladığımız üyelik parasının bir kısmını dağıtacağız diyen bir müvekkile. Abi ne diyorsun sen demişliğim var. Yani bu bambaşka bir yere gidiyor demişliğim var. Dolayısıyla avukat burada dur diyeceği yerlerde bunu şöyle yaparız diyeceği yerlerde var. Sağda 2 tane soru geldim. İlerleyen günlerde avukat sayısının hızla artmasının sonuçları neler olacaktır sizce? Avukatlığın 5 yıla uzatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya evet bu biraz ben hukuk yazacağım dediğimde bütün arkadaşlarım o zaman dershane
dersendeki rehberlik hocam dahil aptal gözüyle bakmışlardı bana. Ki anlamamıştı özellikle rehberlik hocam. Nasıl, niye hukuk yazıyorsun? Sen puan işletmek sıra tutuyor falan, hani Boğaziçi'ne falan da giriyorsun. Hani deli misin demişti. Ben çok çalışkan bir öğrenciydim lisedeyken bu arada. Yani hakikaten. Sonra üniversitede birazcık bozuldum. Hukuk zor geldi hakikaten. Ama yok hani ben yabancı dil biliyorum, bu iş enteresan bir iş demiştim. Ve sonra şansıma mı, hayat mı oraya getirdi bilmiyorum. İlk yaptığım, ilk çalıştığım patronum da Birleşme Devralma yapan müthiş pırıl pırıl bir adamdı, hala memleketteki en iyilerden, bence en iyi. Matematikle, analitik zekamla, entelektüel tarafımı da tatmin edip, işte müvekkile bu şekilde akıl verip, o birazdan anlatacağım veto hakları, hisse alımları, satımları, finansal taraflar, yatırımlar, hisseler, emisyon primleri, bunları hesaplayıp ben doğru bir yerde olduğumu düşünüyorum. Ben bu işi avukatlık yazarken, ama evet işletme iktisattı. Nasıl ki bundan 30 sene önce mühendislikti, sonra işletmeydi. Şu anda hukuk. Bir hukuk tarafının bir bütün dünya genelinde enteresan bir şekilde kurallar olsun da işlemesin gibi bir tavır da var belli bir yerde. Biraz hukuk itibarsızlaşıyor mu? Bunun birazcık bende kaygısı var. Çünkü ya diyorum 18 bin taksi olan bir şehirde 90 bin avukat lazım mı gerçekten? Bu kadar hukuk ihtiyacı var mı? İşte onun için girişimciler var. Hukukçular iş bulamadıkları için kendiniz iş kuruyorsunuz ya gençler. Hani ben bir hani diyeyim, ev sahibi çok anlaşamazsanız kiracıyken gidip ev almak istersiniz. Böyle bir hikaye vardır. Evet, bu da var. Ama ya ben bunu yapayım, işte yok. Orada o paraya çalışacağıma kendi işimi kurayım diyen onlarca, yüzlerce, binlerce meslektaş var artık. Bu meslektaşlarla biz bir yandan da rakibiz. Çünkü aynı piyasaya hizmet sunacağız, aynı insanlara hizmet sunacağız diye uğraşıyoruz. Ne oluyor? Evet, avukat olarak hayatta kalmak zorlaşıyor. Ve sanıyorum bir yerde evet hukuk o kadar da tercih edilebilir bir üniversite bölümü olmaktan çıkacak. Benim öngörüm bu. Nereye gider? Çok çok optimist bir tarafı yok. Ama şu bambaşka bir madalyonun diğer yüzü, ya hak hukuk bilen insanların artması birlikte yaşama şeklimizi bence değiştirecek. Çünkü hak hukukla birlikte bize hukuk öğretilirken, icra iflas hukuku öğretilirken nasıl bir denge var? İlamsız takipte ödeme emri. Sinan'ın bana borcu var deyip icra dairesine gittiğimde bir ödeme emri pat diye çıkar. Sormazlar. Sinan'ın süresi vardır. Sinan'a o gider. Gittiğinden eminsek yok dediğinde takip durur. Bir denge var. Benim dönüp sonra hareket etmem gerekir. Şimdi bu bir denge, bu bir birazcık kültürel, birazcık hakların dağıtımı ile ilgili. Şimdi bunu bilen 20 bin, 30 bin değil de 90 bin hukuk mezunu avukat olması bir yandan da beni memnun ediyor açıkçası. Çünkü daha rahat anlaşabiliyorum o zaman insanla. Bir tarafı bu. Bir avukat girişimcilere, tacirlere, şirketlere nasıl ulaşabilir? Bu konuda bizlere tavsiyeniz var mıdır? Networking. Networking danışmanlığı yapan yıllar önce tanıştığım, şimdi yeniden bağlandığım bir arkadaşım var mesela. Asansör konuşması diye bir şey var. 30 saniyede bir asansörde karşılaştığınız birine bir hizmeti, ürünü satmak. 30 saniyelik konuşmamı ben çok pratik ettim. Yapayım örneğini. 42 yaşındayım. İstanbul Erkek Lisesi mezunuyum. İlk eğitimim Almanca. Galatasaray Hukuk mezunuyum. Fransızca eğitim aldım. Memleketin önde gelen bürolarında çalıştım. Bir sene Amerika'da yüksek lisans yaptım. Banka, şirketler, finans hukuku alanında. Fordham Üniversitesi'nde. Sonra New York Barosu'nun sınavına girdim. Kazandım ama o vakitte Amerika'da kalmak da zordu. Farklı bir dönemdi. 2006-2007 senesiydi. Bir yandan memlekette çalışmak istedim. 2 sene daha çalıştım ve 2009'da kendi ofisimi açtım. Ortaklarımla avukatlık yapıyorum. Benim uzmanlığım birleşme devralmalar, ortaklıklar hukuku. Ama ofisimiz tam servis hukuk bürosu olarak çalışıyor. Dava takibi, şahıslar hukuku, miras hukuku, boşanmaya kadar varan, ucundan cezaya dahi dokunan, belli yerlerde danışman, bilmediğimiz alanlarda, vergi hukuku gibi çok hareketli alanlarda danışmanlarla çalıştığımız bir ofisimiz var. Nokta.
Karşımdakine ne yaptığımı anlattım, nerede hizmet alabileceğini anlattım. Bir sonraki adım, kartlaşmak mümkünse tanıtım dokümanımı iletmem. Ofisimiz, seçili referanslar, takım üyelerimizin kısa özgeçmişleri. 10 sayfalık, özenle hazırlanmış bir doküman iletmek. Benim yaptığım bu. Onun dışında bunun kendisi de bir networking event'tir bir yandan. Kendimi göstermek, faal kalmak, güncel kalmak, sistemi desteklemek, biraz vefa göstermek, gençlerle bir arada olmak, bilgiyi paylaşmak, bir karşılık beklemeden ben bu konuşma için Sinan 5000 TL'ni alırım, bir saat konuşurum, sonra da kapatırım değil. Abi ben sizi destekleyeyim, LinkedIn'imde like edeyim, paylaşayım, sizlerle konuşalım, bir sinerji yaratılsın. Bunun peşinde koşmak, açık olmak ve tabii ki makale yazmak, sosyal medyada aktif olmak, görüş paylaşmak. Bunlardan seçtikleriniz. Benim tavsiyelerim bunlar. Avukatlığın 5 yılı uzatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla avukatlık sanki bizim bir eleştiri getirebilirim. Biraz daha uzun, biraz daha belki geç okunmasında fayda olabilir. Benim yüksek lisans yaptığım, sistemine bayıldığım için değil ama Amerika'da gördüğüm bir fakülte okursunuz, 3-4 sene bir undergraduate okursunuz. Sonra çalışırsınız. Sonra 3 sene bir anlamda doktora gibi law school'a gidersiniz. Ve orada hukuk okursunuz. Sonra da bir sert bir baro sınavına girersiniz. 2 gün süren. Ve sonra çıkıp çakallarla dolu kapitalizmin en şey olduğu, tepede olduğu bir memlekette iş yapacağım diye uğraşırsınız. Şimdi bu böyle yönetiyor. Japonya'da bilgim eski olabilir. Hukuk fakültesi okuyanların %2'sinin avukatlık yaptığını ben bir Japon arkadaşım anlatmıştı yüksek lisans yaparken. Bu farklı bir dünya. Hukuk eğitiminin ağırlığı farklı bir dünya. Bizdeki 4 senelik fakülte farklı bir dünya. Biz daha çok önden öğreniyoruz, meslek içinde pişiyoruz. Bizim dünyamız bu. 5 yıla çıkartılsın mı? Ya keşke, evet bir gerçek anlamda kanunu okuyup bizim sınıfın köşesine bakarak kendi yazdığı kitabı ezbere okuyup ya da kanunu okuyup dersin sonunda dışarıda soru alan, bana soru sormayın diyen çok değerli hocalarım vardı. Evet dünya değişti. Burada bir avukatlık, stajla ilgili bir şeyler okurken pratik avukatlıkla ilgili bir dersler olsa ne güzel olur. Evet hukuk fakülteleri demek istedi, öyle anlamıştım. Tamam hocam, bazı avukatlar inanılmaz paralar kazanırken bazı avukat istediği gibi kazanır. Bunu çalıştık alanlarına bağlarsınız yoksa kişinin çalışma azmine mi? İkisine de bağlamam. Para kazanmak farklı bir şey ya. Yani tacirlik farklı bir şey. Hukuk bilginizle falan çok çok alakası yok. Biraz tabii var ama yani para kazanan avukatların bilmediği gibi bir sadece iyi satıcı olduğu gibi bir şey çıkmasın. İstisnalar haricinde uzmanların alanlarında en iyi adamlardır. Açıp baktığınızda bir işte vergi rekortmenler listesi yayınlanıyor. Ya, akıl almaz adamlardır. Bunu isterseniz yarın sabah Mehmet Gün var. Memleketimizdeki en pırıl pırıl, en başarılı, hem de yerli büro. Çok cins bir, çok büyük bir iş yapmıştır adam. Belki onunla biraz tartışmak lazım. Ama ceza hukuku yapıyorsanız, müvekkiliniz hapiste, hapse düştüğü anda, içeri düştüğü, tutuklandığı anda, sizi aradığında, o tutuk yerinde neyse, götürüp gözünün içine bakıp para konuşmayı bilmek, o farklı bir şeydir. Ben tercihim o yönde hiç olmadı. Hani hayat da beni oraya ittirmedi. Ben toplantımı ayarlarım Zoom'dan vesaire. Kravatımı takarım. Müvekkile önüne giderim gerekirse. Artık daha rahatız tabii. Teklifimi veririm. Saatlik ücretle çalışmaya uğraşırım. Bir gelir gider hesabı yapmaya çalışırım. Emeğimin karşılığını almaya çalışırım. Değer, kendi öngördüğüm değeri almaya çalışırım. Ve paylaşmaya çalışırım. 13.50 Hocam hukuk eğitimi yurt içinde mi, yurt dışında mı daha verimlidir? Bu soruyla dilerseniz ikinci oturuma başlayabiliriz. 10 dakika ara verebiliriz. Tabii. O zaman tamam. Şimdi arkadaşlar bir 10 dakika ara verelim. 14'te tekrar görüşmek üzere.